parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Nokta 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 olayların, izlenimlerin, duygu ve düşüncelerin kahramanın ağzından aktarıldığı bir ben romanıdır. Psikolojik bir romandır. Tek bir kişi üzerine kurulmuş romanın diğer şahısları Nusret ve Doktor Ragıp ikinci planda ve silik olarak bırakılmıştır. Hasta gencin duygu ve düşünceleri ne kadar ayrıntılarıyla verilmişse de dış görünüşü de o kadar ihmal edilmiştir. Romanda yer alan tasvirler basit bir fotoğraf objektifiyle elde edilene benzemez. Roman kahramanı gördüğü her şeyi bir düşünce süzgecinden geçirerek betimler. Bu eser yapısı, içeriği ve üslubu ile son derece uyumlu bir eserdir. Aynı zamanda arkadaşlar otobiyografik bir romandır. Şöyle, zaten ben romanı dediği için otobiyografik roman. Karakterlerinden de Nusret ve Doktor Ragıp'tan 9. Harcıya Koğuşu Peyami Safa'nın romanı olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla cevabımız Edirne şıkkı. Bazı özellikleri verilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? İlk dönem eserlerinde köy gerçekliğini, köyden kente göçü, çarpık kent ilişkilerini ve bu çarpıklığın meydana getirdiği yabancılaşmayı gerçek üstücü bir yaklaşımla ele aldı. Berger Kristin Çöp Masalları, Sevgili Arsız Ölüm, Unutma Bahçesi, Gece Dersleri, Aşk İşaretleri adlı romanlarında hayatın gerçeklerini gözleme dayalı bir anlayışla halk ürünlerinin anlatım tarzlarından yararlanarak aktardı. Sevgili Arsız Ölüm biliyorsunuz ki sınavda da çok sık çıkar sınavlarda. Latife Tekin'in eseri, dolayısıyla cevabımız Adana şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamalardan herhangi biriyle ilişkilendirilemez? Yusuf ile Züleyha konusunu Kur'an'daki Yusuf kıssasından alır. Sanatçının romanları tasavvuf ve İslami motiflerle süslüdür diyor arkadaşlar. Kimden bahsediyoruz? Şöyle, Nazan Bekiroğlu. Orada Kimse Var mı? Üst başlığı altında yayımlanan seri romanlarında Türk siyasi gelenekleri ve aydın çatışmalarını işler. Kimden bahsediyoruz arkadaşlar? Şöyle, Alev Alatlı'dan bahsediyoruz. Ada Aylin yazarın kuzenin hayatını konu alır. Köprü Vali Recep Yazıcıoğlu'nun kişiliğiyle örtüşür. Ada Aylin arkadaşlar Ayşe Kuli'nin, dolayısıyla şöyle bunu da eliyoruz. Uzun Beyaz Bulut'ta milliyetçilik ve emperyalizm gibi konuları Çanakkale'de dedesinin izini süren batılı bir genç üzerinden sorgular kim? Buket Uzuner. Emine Işın Suyu ait bir şey yok. Cevabımız Bursa. Bu parçada söz edilen romanların yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Yazar adını kamuoyuna duyuran ilk romanı Çıkrıklar'da önemli bir konuya değinmiştir. Yazar romanında bir yandan Avrupa'dan ucuz malların gelişi, öte yandan endüstride başlayan gelişme nedeniyle Çıkrıkların dokuma tezgahlarının durmasının yarattığı işsizlik sonucu köyden kente başlayan göçü ele almıştır. Bir varmış bir yokmuş, düşkünler, yol arkadaşlarında ise Tanzimat döneminde kendini gösteren toplumumuzdaki sarsıntılarının başlangıcına inilir. Şimdi baktığımızda arkadaşlar Çıkrıklar, Bir Varmış Bir Yokmuş, Düşkünler, Yol Arkadaşları kimin eseri? Tabii ki Sadri Ertem'in eseri. Cevabımız C şıkkı. Bu parçada romanlarından söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Yazarın 3 romanında 3 ayrı biçim, 3 ayrı roman yapısı buluyoruz. Cevdet Bey ve Oğulları'na 19. yüzyıl romanının bildiğimiz klasik roman biçimi, Sessiz Ev'de çağdaş romanın getirdiği yeni anlatım tekniklerinden yararlanan bir biçim, Beyaz Kale'de ise düşle gerçeğin birbirine karıştığı geçmiş zamanda geçen bir romana uygun yeni bir biçim. Baktığımızda arkadaşlar bu romanlar, bu eserler kime ait? Orhan Pamuk'a aittir. Cevabımız Bursa. Parçada söze edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Yeni yapılmış büyük bir apartmanın 9 odalı bir bölüğünde oturuyoruz. Bu bölüğü İbrahim Efendi diye biri tutmuş, isteyenlere de oda oda kiraya veriyor cümlesiyle başlayan romanda bu cümleyle aynı zamanda gelişecek olayların mekanda verilmiş olur. 1, 2, 3 biçimde Arap harfleriyle 35 bölüme ayrılan romanın giriş olarak kabul edilebilecek ilk 10 bölümünde anlatıcının apartmana yerleşmesi ve apartman katında yaşayan roman kişilerini tanıtması yer alır. İkinci 10 bölümde apartmanda oturan kişilerin birbiriyle ilişkileri ve hikayelerindeki gelişmeler izlenmeye başlanır. Son bölümde ise kişilerin hikayesinin sonlanması ve apartmanın dağılması yer alır. Bu apartman Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki Ankara'dan toplumsal bir kesittir okurlar için diyor arkadaşlar. Zaten apartman dedi, ondan sonra kiraya vermesi dedi, İbrahim Efendi dedi, anahtar kelimelere dikkat lütfen. Ayaşlı ve kiracıları olacak Memduh Şevket Esendal'ın eseri. Cevabımız Denizli şıkkı.
Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Halikarnas Balıkçısı ilk romanı Aganta Burina Burinata'da küçük yaşta başlayan deniz tutkusunu dile getirirken Uluç Ali ve Turgut Reis de Osmanlı Devleti'nin denizlerde yaptığı savaşları anlatır. Bu kesinlikle doğru. Samim Kocagöz'ün Kalpaklılar ve Dolu Dizgin romanları Kurtuluş Savaşı'nın panoramasını çizen romanlardır. Doğru. Kemal Bilbaşar, Cumhuriyet'in ilk yıllarında ve hemen bu yılları izleyen Şeyh Said isyanı sırasında Doğu Anadolu'yu ele alan Cemo ve Memo romanlarıyla tanınır. Doğru. Tahsin Yücel, edebiyat çevrelerinde geniş yankı uyandıran Önce Ekmekler Bozulduğu'yu İkinci Dünya Savaşı'nın sosyal ve siyasi psikolojik atmosferinde kaleme almıştır diyor. Yanlış arkadaşlar, Önce Ekmekler Bozuldu. Oktay Akbal'ın eseri, şöyle Oktay Akbal diyoruz. Necati Cumalı'nın ilk romanı Tütün Zamanı, Yağmurlar ve Topraklar acı tütünüyle devam eden Ege Üçlemesi'nin ilk halkasıdır. Bu da doğru. Cevabımız Denizli şıkkı. Numaralanmış bilgilerden hangisi ayrıç içinde verilen yazarla ilişkilendirilemez? Küçük Dünya romanıyla adını duyurmuş Azap Toprakları, Tutsak, Çiçekler, Büyür adlı romanlarıyla dış Türklere yönelmiştir. Emine Işınsu doğru. Gülmece yazarı olarak tanınan sanatçı ilk üç yapıtı Hababam Sınıfı, Bizim Koğuş, Pijamalılar, Cumhuriyet Kıraathanesi adlı romanlarında kendi yaşadığı çevreyi ve olayları ele almıştır. Aziz Nesin değil arkadaşlar. Kim tabii ki? Şöyle Rıfat Ilgaz diyoruz. Evet. İlk romanı Yılkı Atında Yılkılığa bırakılmış bir atın öyküsünü anlatan yazar Çelo ve Can Şenliğinde değişik açılardan köy yaşayışını ele alır. Abbas Sayar doğru. 70'li yılların belgelere dayalı olarak tarihe yönelen yazarı özelliğini taşır. Belgesel romanlarına Kuzgun ve Leşler, Zor Oyunu ve Yitik Ülke sayılabilir. Erol Toy, bu da doğru. Sonradan Hakkari'de Bir Mevsim adıyla birleştirilen Kimse ve O romanlarında yeniden köy konusuna dönen bir yazar olarak görülür. Ferit Edgü, bu da doğru arkadaşlar. Cevabımız Bursa şıkkı. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 1980'li yılların köy kökenli kadın yazarı olarak dikkat çeken nokta 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 gerçeği fantastik ögelerle birlikte verdiği Sevgili Arsız Ölüm romanıyla tanınmıştır. Köyden kente göçü anlattığı bu romanında köylerin geleneksel yapılarını, kente içine düştükleri çıkmazları gözler önüne serer. Bu romanını izleyen Berge Kristin çöp masallarına benzer konudadır. Romanda kırsal kesim insanların kente yerleşme mücadeleleriyle birlikte çarpık kentleşme üzerinde durulur. Gece derslerinde 12 Eylül öncesi olaylara değinen yazar romanın kurgusuyla da ilgi çekmiştir. Belli bir olaylar dizisi olmayan roman baş kişisinin bakış açısıyla ve mektup türünde geniş ölçüde yararlanılarak düzenlenmiştir diyor arkadaşlar. Sevgili Arsız Ölüm tabii ki Latife Tekin'e aittir. Cevabımız Denizli şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi Yakup Kadri'nin bu parçada söze edilen romanlarından biri değildir? Yakup Kadri'nin Anadolu'ya açılışının ürünü Yaban romanıdır arkadaşlar. Olayların Eskişehir, Kütahya, Simav'da olaylarında geçtiği romanda milli mücadele yıllarının Anadolu'su verilirken köyün ve köylünün durumu yansıtılır. Nokta Nokta adlı romanında milli mücadele yılları ile Cumhuriyet'in ilk yılları Ankara'sı verilerek bir kalkınışın öyküsü anlatılır. Burada da tabii ki ne gelecek arkadaşlar? Ankara romanı gelecek. Yakup Kadri'nin romanlarında genellikle toplumun geçirdiği tarihsel evreleri buluruz. En son yayımlanan romanı olmakla birlikte nokta nokta Abdülmecit, Abdülaziz, 5. Murat dönemleriyle Abdülhamit döneminin 20 yılını vererek diyor arkadaşlar tabii ki. Hangi eserinden bahsediyoruz burada da? Hep o şarkı. Şöyle hep o şarkı. Evet. 20 yıl, romanın temelini oluşturur diyor arkadaşlar. Şimdi şöyle Ankara'yı eliyoruz. Yaban'ı eledik, hep o şarkıyı eledik, devam ediyoruz. Romanın temelini oluşturur. Bu romanında yazar Tanzimat döneminden başlayarak kuşaklar arasında çatışmayı veriyor, çöküşü anlatıyor diyor arkadaşlar. Burada da tabii ki kiralık konağa getirebiliriz. Şöyle kiralık konak. Evet, hangisi dışarıda kaldı? Hüküm gecesi. Cevabımız Bursa şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söze edilen romanın yazarına aittir? Romanın birinci bölümü Abdülhamit döneminin son yıllarında yıllardır derinden derine devam eden toplumsal dönüşüm sırasında Batı ile karşılaşmış toplumun sıkıntıları çerçevesinde Müslüman tüccar Cevdet Bey'in 1905 İstanbul'unda yaşadıklarından bir günlük bir kesit sunar. İkinci bölümde tek parti döneminde 1930'lu yılların sonlarında İthalatçı tüccar ailenin hayatı anlatılırken karakterler İnkılap Türkiye'sinin sosyal, politik, ekonomik dinamikleriyle biçimlenir.
İkinci kuşak yani Cevdet Bey'in oğulları ve onların arkadaşları öne çıkar. Dikkat anahtar kelimemiz. 12 Aralık 1970 gününü kapsayan son bölümde de 12 Mart 1971 darbesi öncesi modern toplum çalkantılarıyla tanışmış montaj sanayici ailenin hikayesi içinde ressam torunun ideoloji ve sanat tartışmalarına ağırlık verir. Cevdet Bey ve oğulları arkadaşlar kimin eseri zaten? Orhan Pamuk'un eseri. Şimdi aşağıdaki eserlerden hangisi Orhan Pamuk'a ait ona bakacağız. Sudaki iz değil, ıssızlığın ortasında değil, ölmeye yatmak zaten Adalet Ağaoğlu'nun biliyorsunuz bu değil. Asılacak Kadın Kar isimli romanıdır. Cevabımız C şıkkı.